Valla bir sürü farklı şey söylendi. Ada çayı dendi, sallama çay dendi. Hocam not aldı zaten. Karbonatlı Karbonatlı su su, dendi. bir de tuzlu su dendi. Evet. Varsa kaçırdığımız bilmiyorum. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Şimdi bakın, bunun üçü de doğru. Ancak en etkilisi karbonatlı su, tuzlu suyun yanında ada çayıdır. Yani biraz konsantre dediğimiz şu. Hani hazırlarken bir tutam diyoruz, 5-6 gram diyoruz ya. Siz 10-15 gram alacaksınız bir bardak su için ada çayını. Daha keskin, daha yoğun, daha etkili olacaktır. Çünkü ada çayı hem antibakteriyeldir, Aslında buymuş. hem antibiyotik, ya bilmeyen yok ada Ha çayını. evet. Hem antibakteriyeldir, hem de antiviraldir. Dolayısıyla aftlar için de etkilidir. Dediğim gibi bunu da kullanabilirsiniz. Ha, bir de şu var. Bakın Zahide Hanım, hiçbir insanın genetik yapısı bir başka insanınkinin aynısı değildir. Yani buna biz genetik polimorfizm diyoruz veya genetik varyasyon. Varyasyon değişik tabii. Ha, size ada çayı çok etkili olurken bir başkasına karbonatlı su faydalı olabilir. Bunu söylüyorum. Bu da genetik yapı farklılığından kaynaklanır. Yani bir bitkisel kür önerildiği zaman %100 herkes de aynı oranda etkili olacaktır diye bir kural yok. Bunu Yok. Evet. unutmayınız. Sumağı da tekrar söyleyelim. Bu sumak çayını demledik sumağımızı. Sadece yani bir taşım kaynattık bu kadar. Günde iki kere diyor hocam. Evet. 2 Gargara 3 yapıp. defa bununla gargara yapın. Ağzınızda böyle 10-15 saniye bekletip tükürebilirsiniz. Yutsanız da herhangi bir Şey şey olmaz. olmaz. Evet, şimdi bakın. Bu elinizde tuttuğunuz ada çayıyla ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Bazı bilim adamları der ki, efendim ada çayını kullanmayın. Ah neden? Niçin kullanmayalım? Bak şimdi. Diyorlar ki bu ada çayının içerisinde tujon diye bir etken madde var. Bu da kanserojen. Hadi Doğru ya. mu? Evet. Tujon kanserojendir. Ancak tek başına bunu kullandığınız zaman kanserojen. Yani ada çayının içerisinden tujonu çekip onu bir etken madde olarak kullanırsanız evet kanserojendir. Ama ada çayının içindeki tujon tam aksine bütün 7000'in üstünde bunun içerisinde etken madde var ada Bu çayının. kadar kıymetli bir Tabii şeyken. yani o 7000'in içerisinde o tujonun kanserojen özelliği ortadan kalkıyor. Aksine kansere karşı fonksiyonel kılıyor. Onun için tefrik etmeyeceksiniz. Yani bir şeyin içinden bir şeyi al, işte bu Sadece onu faydalıdır ve kullan, öyle bir zararlıdır. şey yok. Peki. Hatırlayın, tüp bebek merkezinden birisi vardı herhalde burada, değil mi? Evet hocam, Bakın, doktorumuz tıbbın vardı. çaresini bulamadığı bir şey. Hani kadın hamile 5-6 aylık ve amniyon sıvısı azaldı. Ne yapacaksınız? Tıpta bunun çaresi yok. Ama bunun çaresi doğada. Günde 2 defa ne yapıyorsunuz? Taze sıkılmış havuç suyu içiyorsunuz. Kadın 4. 5. gün hamile bayan gitsin doktora baktırsın. Aa sen ne yaptın diyecek. İşte taze sıkılmış havuç suyu. Efendim şimdi bu havuç suyunun içerisinde etken madde nedir? Hani kapsül tablet satıyorlar ya, beta-karotendir. Siz beta-karoten kapsülünü yutturursanız hiçbir faydasını göremezsiniz. Ama Onun böyle için tefrik olursa etmeyeceksiniz. Tevhid, yani onu bir bütün olarak değerlendireceksiniz. Peki. Şimdi bağırsak florası da böyle. Yani hem zararlı bakteriler var hem de faydalı bakteriler var. Mesela laktobasilus bakterileri var, değil mi? Laktik asit veya bifidus bakterileri var. Zararlı olanlar da var. Bunların hepsi bir dengededir. Düşünün şimdi bağırsağınızdaki bütün bakterileri, zararlı bakterileri yok ettiniz. Bifidus ve bakterileri var. Faydalı Yaşama olanlar. şansınız yok. Öyle mi? Mutlaka o zararlıların da olması lazım. Onun için Yüce Allah ne diyor? Ben bu alemi süs olsun diye yaratmadım. Bir denge, nizam ve kural üzerine kurdum. Dolayısıyla iyilerle kötüler bir arada olacak. Peki Yani bütün hocam bu insanlar iyi detoks olursa tabii mümkün değil. Hem ilin kıymeti anlatılmaz. tamam. Detoks denen